Gündemin 12. maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu raporudur. Belediye Meclis Üyesi Cavit Tığ ile birlikte 15 Belediye Meclis Üyesi tarafından verilen önerge ile Aydın Belediyesi tarafından 6360 sayılı yasanın geçici 1. maddesi 18. fıkra gereği il mülki sınırları dahilinde yerleşim yerlerine yetkisi kapsamında her türlü yatırım ve hizmet götürmesi için Belediye Meclis tarafından verilen yetkinin 5393 sayılı kanunun 14. maddesi 4. fıkra çerçevesinde tekrar görüşülmesi talebi Belediye Meclisi'nin 4 Şubat 2014 tarihi düzeltiyorum. Belediye Meclisi'nin 4-4-2013 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmiştir. Belediyeler yerel nitelikli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle yükümlü olan kuruluşlardır. Yönetim organları halk tarafından seçilen bu kuruluşların yerel gereksinimleri gereği gibi karşılayabilmeleri için gerekli olan koşullardan birisi de organlarının birbirleriyle uyum içinde çalışmalarıdır. Belediye organları farklı siyasal görüşleri ve grupları temsil eden kişi ya da kişilerden oluşabilirler. Ancak bu organları oluşturan kişi ya da kişilerin yasalarla üstlendikleri görevlerini yerine getirirken belli grup siyasal görüş ve hiziplerin değil tüm yöre halkının temsilcisi olarak hizmet vermeleri yöre halkının çıkarları bakımından ve kamu hizmetinin etkili ve hızlı yürütülebilmesi için ortak tutum ve eylemlere yönelmeleri uzlaşma sağlamaları zorunludur. 6360 sayılı kanunla Aydın İl Belediyesi sınırları il mülki sınırları olmak üzere ve aynı adla Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülmüştür. Kanunun 1. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen illerdeki belediyeler, yetkili organları kararlarıyla bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine, yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmet götürülebilir hükmü yer almaktadır. 2. Yukarıda açıklanan yasa hükümleri gereği Aydın Belediye Meclisi'nin 13 Ağustos 2013 tarih ve 193 sayılı kararı ile Aydın Belediyesi'nin Aydın İl Mülki Sınırları dahilinde yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmet götürme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayalı olarak 2013 yılında ve 2014 yılı için idarece hizmet ve mal alımları ihalelerine çıkılmış ise sözleşmeler de bağlanmış olabilir. İdare tarafından da yükümlülüğe girilmiştir. Belediye Meclisi'nin yeni bir kararı ile Belediye Meclisi'nin 13 Ağustos 2013 tarih ve 193 sayılı kararı iptal edildiği takdirde yükümlülüğe girişilmiş olan mal ve hizmet alım sözleşmelerinin ifasını hukuken imkansız hale getireceğinden idarenin tazminat yükümlülüğü doğacaktır. Ancak hukuka ve yasalara aykırı meclis kararı almak suretiyle görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kamu zararına neden olan sorumlu meclis üyeleri hakkında soruşturma açılması söz konusu olabileceği gibi oluşan kamu zararının sorumluluğu bulunan belediye meclis üyelerine rücu edileceğine dair Sayıştay'ın istikrar kazanmış kararları bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusundaki görüşümüzün meclise sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Komisyon üyesi Mehmet Tuğcu, söz konusu önerge 13 Ağustos 2013 tarih ve 193 nolu meclis kararıyla verilen yetkinin hangi kriterlerle nasıl kullanıldığının yetkiyi veren meclis üyelerine bilgi verilmesini talep etmektedir. Konunun bu yönüyle mecliste görüşülüp bilgi ve belgelerin sunulması talebiyle şerhiyle diğer üye Nedim Güraydın seçim sürecine girildiğinden 6 Şubat 2014 tarihinden itibaren ihale mal ve hizmet alımı yapılmaması kaydıyla ve ayrıca bugüne kadar yapılan mal ve hizmet alımı ve ihaleler hakkında meclise bilgi verilmesi kaydıyla şerhiyle imzalamıştır. Hukuk komisyon raporu komisyon üyeleri Uğur Türkmen, Nebil Alparslan ve Murat Saltık'ın müştereken yazdıkları ihale ve hizmet alımlarının seçim yatırımı olarak algılanmaması için 6 Şubat 2014 tarihinden sonra mal ve hizmet ihalesi yapılmaması kaydıyla onaylıyorum şerhiyle aynı yönde. Peki arkadaşlar gündemin 12. Buyurun Sayın Tır. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hem Plan Bütçe Komisyon raporu hem de Hukuk Komisyonu raporunu hep birlikte inceledik, dinledik ve 6330 sayılı 6360 pardon affedersiniz sayılı Büyükşehir Belediye Yasası burada Aydın İl Belediyesi sınırları
daha sonra il mülki sınırları vesaire gibi kanunun net orijinal maddesi, mısrası da zannediyorum ilaveler görmüş diye düşünmekteyim. Bunu bir kere daha açıp incelemek lazım gelmiştir. Dolayısıyla da burada muğlak, tartışmaya açık bir açıklama konmuştur. Bunun sonucu da komisyon üyesi arkadaşlarımızın bir tanesi bu konunun meclis huzurunda tartışılmasını önermiştir. Diğer hem hukuk komisyonundaki hem plan bütçedeki arkadaşlarımızdan 6-2-2014 tarihinden itibaren mal ve hizmet alımlarının ihalelerin yapılması noktasında da bir şer edilmişlerdir. Biz de bu düşünceler doğrultusunda 2013 yılı Ağustos ayı meclisinde alınan kararla 6360 sayılı yasaya dayanılarak Aydın ili mülki sınırlarına hizmet götürülmesi kararını geçen oturumda yeniden gündeme aldık. Bu kararın uygulanmasında mecliste yapılan görüşmelerde yapılan hizmetlerle ilgili defalarca bilgi talep edilmesine rağmen bu yapılanlar meclisin bilgi ve denetiminden kaçırılmıştır. Aydın il genelinde yaptığımız araştırmalarda yapılan yardımların amacından saptırılarak seçim yatırımına dönüştürüldüğü görülmüştür. Mevcut Aydın Belediyesi'nin gelirleri bellidir. Harcamalarının boyutları belli değildir. 5393 sayılı yasanın 14. maddesi 4. fıkrasındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Dendiğinden Ağustos 2013 meclisinde alınan il geneline hizmet götürülmesiyle ilgili kararın iptalini, bunun yerine Eferer ilçesinin sınırlı sadece çöp toplama hizmetinin verilmesi meclisin onayına sunarız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Tır, biliyorsunuz bu kararlar 6360 sayılı yasanın geçici birinci maddesinin 18. bendine göre meclisimizde alınmıştır. Daha önceki karar da yine mecliste oy birliğiyle alınmıştır. Köylerimize hizmet götürülmesi kararı biliyorsunuz. Sonra da Ağustos ayında da mülki sınırların kararı alınmıştır. Bunlarda yasalara uygun olmayan hiçbir şey yoktur. Buralara köylerimize belediyemiz tarafından götürülen hizmetlerin ne denli yerinde, hesapların ne değeri doğru olduğu da Sayıştay raporlarıyla da belirlenmiştir. Bu konuda bir endişeniz olmadığını düşünüyorum. Buyurun Sayın Kızılkaya. Başkanım değerli. Çok tatlısın. Sayın Başkanım. Veririm size de konuşmak. Sayın Başkanım, ben konuk sözcüsü olarak öncelik hakkım var benim, Ahmet Bey'den önce. Hayır. Sayın Kızılkaya'ya söz verdim, buyurun. Şimdi, bekleme aleyhte durumuna göre, şimdi aleyhte düşünce belirtecek arkadaşlarımız tamam. Bir kere düşüncelerini belirsinler, lehte konuşacak arkadaşlarımız da daha sonra. Buyurun Sayın Erfaslan. Tamam, buyurun. Sonra size Ağustos. İyi akşamlar tekrar herkese. Ağustos ayında geçirmiş olduğumuz meclis kararıyla mülki sınırları içerisine mal ve hizmet götürmeyi belediyeye yetki olarak verdik. Gerçi ben katılmadım o meclise ama MHP grubu da sanırım orada çekimsel kalmış. Biz de katılmamıştık. Zamanı ret vermiş, geçmiş. Her nasılsa geçmiş. Zamanı ret verdiği köylerimize hizmetti. 56 köyümüze hizmetti. Tamam, mülki sınırlarda sanıyorum yoktu. Siz sonra düzeltin. Yanlışlığımız varsa düzeltin. Hep düzeltiyorsunuz yanlışlıkları zaten. Düzeltiyorum. Teşekkür ederim. Bir sürü yanlışlarla uğraşa 5 seneden beri ne hukukçuluğumuzu unut, şeyimizi artık hatırlayabiliyoruz, ne hesabı kitabı şaşırdık. Akşam inşallah eve varabiliriz. Siz de düzeltirsiniz Sayın Alparslan. Şimdi biz verdik bu yetkiyi ama bu yetki maalesef bizim verdiğimiz gibi kullanılmadı. Gerçekten biz buna üzülüyoruz. Biz vatandaşlarımıza
belediye Aydın Belediyesi olarak, belediye meclisi olarak Aydın Belediyesi'nin hizmet götürmesini, götürme yetkisini verdik. Fakat giden hizmetler sanki parası birisinin cebinden çıkıyormuş da o hizmet ediyormuş gibi algılandı ve hala da buna devam ediliyor. İnsanlarımız bundan muzdarip. Biz böyle bir yetki vermedik. Onun için bu verdiğimiz yetki kötüye kullanıldı bizim ve halen de seçim yatırımı olarak kötüye kullanılmakta. Vatandaş bıktı artık, bıktı usandı. Çünkü kişiye özel hizmet gibi algılanıyor. Hatta bazı evlerde de bazı işte hizmet alan insanlar da şunu söylemekten kendini alamıyor artık. Yani inadına mı söylüyor yoksa içinden gelerek mi söylüyor? Allah başbakanımıza zeval vermesin diyor bu hizmet alan insanlar. Neden? Neden? Çünkü öyle üstüne basa basa kutuların üstünde resimler, afişler, ondan sonra özel isimler, özel imzalar. Onun için biz böyle bir hizmet vermedik. Biz böyle mi göndermiş bunu lütfen, Sayın Başbakan'a teşekkür lütfen, ediyorlar Sayın Alparslan. Lütfen efendim. Kömürlerden, buzdolaplarından söz ediyorsun sen. Tamam, biz belediye, o onların sorunu. Biz belediye meclisi olarak belediyenin hizmet götürmesi noktasında yetki verdik. Ama bu yetki kötüye kullanıldığı için, bu yetki seçim yatırımına dönüştürüldüğü için bu yetkiyi geri alıyoruz. Aleyhde bir söz daha vereceğim. Aleyhde. Lütfen dışarıdan müdahale etmeyin. Lütfen arkadaşlar. Sayın Başkan. Konuşmayacaksın. Sayın Başkan. Sayın Saldır. Odunu kapalı odası tekstilim. Oradan bir şey yapmayacağım. Lütfen sessiz olur musunuz? Lütfen karışmayın. Buyurun Sayın Ertuğrul, siz mi söz istediniz? Kapalı oldurum tekst ediyorum Sayın Başkan. Bu tartışma... Tamam lütfen. Sayın... Kapalı oldurum tekst ediyorum. Lütfen sakin olun. Buyurun Sayın Ertuğrul. Divan üyesi olarak kapalı oldurum teklif ediyorum. Oylanmasını istiyorum. Çünkü haddini aşmıştır ya. Maksadını açmıştır. Lütfen Sayın Başkan. Bu maksadını açmıştır. Demek ki sizi de dinlemiyorlar. Vatandaşınızdan niye koşuyorlar? Ay alkışları duyduk. Nezaretin yapılması lazım geldiğini söyledik. Tekerrüründe de kapalı oturum isteyebileceğimizi ifade ettik. Ben istiyorum. Bugün teklifimde oylamanızı talep ediyoruz. Kapalı oturum talebimiz vardı. Lütfen. Maksadını açmıştır. Çünkü bir tanesi Arkan Bey, siz evet buyuruyorsunuz. Sayın Başkan gerekçe var. Bundan daha iyi gerekçe olmaz. Meclis üyelerden olsun. Sayın Başkan, sizin anlaşıldı ki
Vatandaşın mı var burada? Sayın Başkanım, anlaşıldı tamam. Ki sizin yandaşlarınız vardır. Burada özgür bir şekilde düşünüyorlarınızı ifade edemiyoruz. Lütfen kapalı oturup talep ediyoruz ve bunu da oylamanızı rica ediyoruz. Lütfen. Sayın Başkanım, yani bunun hiç... seçti sizi yalnız. Bunu da unutmayın. Ya, da ya. Sayın Başkanım, lütfen. Bakın da sorumluluğu size kabul ederim. Biz müdahale edelim. Lütfen müdahale etmeyin. Lütfen arkadaşlar, müdahale etmeyin. Lütfen müdahale etmeyin. Buyurun Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, burada konuklardan değerli meclis üyelerimize müdahale eden olmadı ama ortaya konuşma oldu. O arkadaşımızı da Sayın Başkan müdahale edip olacak. Bir dakika, onu da Sayın Başkan söylüyorum. Konuşarak, bir saniye lütfen arkadaşlar, bir dakika. Hakim konuşuyor, bir dinler misiniz lütfen? Lütfen Sayın Öztürk'ü dinleyelim. Lütfen. Şimdi Sayın Başkan gerekli müdahaleyi yaparak o arkadaşımızı dışarıya aldı. Güvenlik olarak diyor. Lütfen eğer ikincisi varsa onu da alalım dışarıya. Şimdi İçinde bir müsaade olan olaylardan meclis başkanı.
Sabah 8'de toplanıyor bu meclis.
var, mesela şey var ya. Mesela şey. Bunlar yıllar dosyaları oluyor. Aynı toprağı dediler, bir daha getirdiler. Başka yok, yeni çıkardım. Gel, gel. Bak, gel bak. Yıllar gel. Bak, gel. Bak, gel. Bak, gel. Yeni çıkarttı, bunu sorudan geldi. Ben bilmiyorum. İmar 10-12 tane dosya kaldı. Evet, bak bak ne diyor, bak. Ne diyor? İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunlu doğru. Zorunlu doğru. İmar komisyonunda görüşmeden dosyalar reddedilecek. Görüşülmesi olmaz ki. Meclis üyeleri, vatandaşlarımızı ve basın mensuplarını istemiyorlar. Lütfen.